Merhaba engelsiz düşünen arkadaşlar. 5 yıllık olan engelli araçlarının satış işlemleri hakkında engelli kardeşlerim için bir örnek ve çerçeve video olması açısından kaynak video olması açısından bu işlemleri başlık başlık inceleyerek siz engelli kardeşlerimin bilgisine sunmak istedim. Şimdi arkadaşlar sunumumuza geçiyorum. Başlık başlık engelli araçlarının satış işlemlerinin neler olduğu, nasıl yapılması gerektiğini inceliyoruz. Özel tertibatlı engelli aracın başka bir engelliye satışı. ilk başlığımız bu. Özel tertibatlı engelli otomobilin başka bir engelliye satışı devri bilindiği üzere ÖTV indirimi alınan araçların 5 yılı dolmadan satışının yapılması halinde aracı alırken ödenmeyen ÖTV indirimi aracın 5 yıldan önce satılması halinde ödenmeyen ÖTV'sinin ödenmesi gerekmektedir arkadaşlar. Bunun tek istisnası ÖTV indirimli arabanın ÖTV muafiyetinden yararlanma hakkına sahip başka bir engelliye satışıdır. Yani örneğin 2020 yılında alınan ÖTV indirimli ve özel donanımlı bir aracın başka bir engelliye satışında aracı satan kişi aracı alırken ödemediği ÖTV'yi ödemez ancak Yeni bir ÖTV muaf otomobil alabilmesi için 5 yıl beklemesi gerekmektedir. Şimdi arkadaşlar özel tertibatlı aracın satışında gereken belgeler şu şekildedir. Aracın alacak aracı alacak engelli kişinin H sınıfı ehliyeti alır, özel tertibatlı araç kullanır ibareli sağlık kurulu raporu olması gerekmektedir. Artık arkadaşlar H sınıfı değil biliyorsunuz, ee, engelli ibaresi var gene ehliyetler o şekilde. Eee eğer aracı alacak engelli kişinin, engelli daha doğrusu aracı hareket ettirmek için gereken özel donanım ihtiyacı farklı ise ilk önce farklı olan donanım sökülüp yeni donanım takılacak. Engelliye ait özel tertibatlı bir aracın yine engelli kişiye satışı ve tescili. Tescide ilişkin geçici belge düzenlenecek. Araç tescil belgesi ücret noterce tahsil edilecek satışta kullanılan araç tescil belgesi iptal edilerek noterce muhafaza edilecek. Araçta engellinin engel durumuna göre tadilat yapılması gerekebileceğinden gerekli olması halinde tadilat projesi düzenlenip muayenesi yaptırıldıktan sonra alıcının ikametinin bulunduğu yerdeki trafik tescil kuruluşuna müracaat edilecek. Araç tescil belgesi bu aşamadan sonra basılacaktır arkadaşlar. Şimdi özel donanımı olmayan bir aracın başka bir engelliye satışı durumu. Araçta herhangi bir tertibat yoksa örneğin %90 ve üzeri engelli kişinin adına alınmış ise yine aracı alacak kişinin tertibata ihtiyaç duymaması örneğin onun da %90 ve üzeri engelli olması ve ÖTV indiriminden yararlanma hakkı olması halinde satış e, ÖTV ödenmeden gerçekleşir. Araç satışı normal araç satışından pek farklı değil arkadaşlar. Aracı satın alacak kişi sağlık kurulu raporu ile birlikte vergi dairesinden ve emniyet tescilden işlem yapması gerekmekte. E, bu şekilde satışta da aracını satan kişi 5 yıl dolmadan başka bir ÖTV indirimli araç alamayacaktır. Şimdi arkadaşlar ÖTV indirimine alınan aracın engelsiz bir kişiye satılması durumu. Burada arkadaşlar iki tip satış vardır. 1 veya 5 yıl dolmadan satış. İkincisi 5 yıl dolduktan sonra satış. Eğer ÖTV indirimli alınan araç 5 yıl dolmadan engelsiz birine satılırsa bu sefer araç alırken ödenmeyen ÖTV ödeniyor arkadaşlar. Ama 5 e, yıl dolduktan sonra satıyorsak ee, hiçbir şekilde ÖTV ödemiyoruz. 5 yılı dolan e, engelli aracın satış işlemlerinde yapılması gerekenler aracı satın alacak kişiyle aracın satan kişi notere gidip satış yapacak. Araçta özel tertibat varsa herhangi bir araç tamir ustasına gidip tertibatı söktürecek. Tertibat söküldüğünde özel donanım söküm işlemi adı altında fatura alacak ve daha sonra bu alınan faturayı bulunan ildeki Mühendislik odasına ibraz edecek arkadaşlar. Mühendislik odasında yapılacak kontrollerden sonra evraklar size teslim edilecek. Eğer araçta tertibat yoksa satış işlemi noterde direktmen gerçekleşiyor. Normal satış gibi yeni sistemde hak mahrumiyeti otomatik olarak kalkıyor arkadaşlar. Eğer kalkmazsa trafik testine gidip hak mahrumiyetini kaldırdıktan sonra noterden aracımızı direkt bir şekilde satabiliyoruz Arkadaşlar videomuz bu şekilde Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı bu tip videoların gelmesini de istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın.